Harfut tarif, harfut tarif elif ve lam olduğunu burada görüyoruz. İsim ve sıfatların, isim ve sıfatların hem isme hem sıfata gelir. Belirli olduğunu göstermek üzere başlarına elif ve lam takısı getirilir. Bu takıya belirlilik takısı da denir. Arapçası harfut tarif demektir. Harfut tarif, kalemun dediğimiz zaman belirsiz herhangi bir kalem demektir. Halbuki bu kelimenin el başına getirilirse durum şöyle olur. El kalemu tenvini gider. Kalemun tenvin iken başına el geldiği için tenvin gidiyor. El kalemu ne demek yani? Artık bu kalem bildiğimiz bizce belli bir kalem demektir. Şöyle tenvinle ilgili çalışmalar. Beytun herhangi bir ef. El beytu ef. Bintun el bintu. Tenvinlerin gittiğine dikkat edeceksiniz. Hiçbir zaman harfi tarifli bir kelime tenvinli olamaz. Kelbun el kelbu. Böyle el beytu, el bintu, el kelbu kelimeleri gibi bilinen belirli varlıkları gösteren kelimeye marife. Yine bir kavram geldi. Marife. Bu kavramı da ıstılah olarak, terim olarak ezberinize almanız lazım. Arapça bu kavramlarla öğrenilecek. Marife. Bu kelimeye ne denir? Marife kelime denir. Başında belirlilik takısı bulunmayan, sonu tenvinli olup belirsiz bir varlığı gösteren beytun, bintun, kelbun gibi kelimelere ne denir? Nekira denir. Yani bu da yine bir ıstılahi kavram. Nekire. Marife, nekire. Nekire başına elif lam getirilerek marife yapılırken sonundaki çift hareketten biri düşer, tek hareket kalır. Bakın, siz bu cümleyi anlamayacaktınız eğer marife ve nekireyi bilmezseydiniz. Yani nekiranın ne demek olduğunu, marife ne demek olduğunu bilmek Arapça bir cümleyi anlamaya yardımcıdır. Bu nedenle kavramları kavramsal olarak çalışmayı, hatta ben size tavsiyem sadece bu ıstılahi kelimeleri not alacağınız bir defter olsun. Defterinizde bir bölüm ayırın. Bu kelimeleri not alın. Marife, nekire, işte meddetün, medde harfi geçti önceki şeyde gibi böyle kavramları, harfü tarif gibi. Bunları not alırsanız güzel olur. İşte bununla ilgili bir çalışma yine var. Beytun el beytu, bintun el bintu bu şekilde. 39. sayfada aynı çalışmadır. Burada gaye harfi tarifin ne mana taşıdığını göstermek. Kitabın herhangi bir kitap, el kitabı kitaptır. Belli bir kitap olduğunu göstermektir. Bunu siz okursunuz. Bu sefer manaları vermiş. Mesela haruf kuzu demektir. Manası da vermiş. Kelime haznenizi geliştirmek isterseniz hocamız burada size bu müsaadeyi de vermiş. Artık bundan sonra kelimeleri yavaş yavaş ezbere de çalışabilirsiniz. Sayfa 40'a geldik. Alıştırma var. Alıştırmanın gayesi harfi tarifi sezdirmektir. Harfi tarifle ilgili bir çalışmadır. Mesela kubbetun el kubbetu, ibretun el ibretu. Harfi tarifi biz de yanına getireceğiz. Örnekteki gibi. Hakemun el hakemu. Ganiyun el ganiyu. Sondaki tenvin gider, damma kalır. Bu çalışmayı siz yaparsınız. Bu çalışma güzel. Yazıyı da size alıştıracak bir çalışmadır. Bir tane ben yazayım. Mesela cihadun el cihadu. El cihadu. Şöyle bunu biraz yanlış yaptım. Elif'i sonra. Elif'i yapıştırmamak lazım. El cihadu. Belirli bir cihat. Şu elif yapışmaz dala. Evet. Sayfa 41. Sayfa 41'de şemsi ve kameri harfleri anlatıyor. Bu harfi tarifle ilgili konunun devamıdır. Çünkü harfi tarifin başında olduğu bir kelime şemsi bir harfle başlıyorsa o harfi tarif okunmaz. Lamı okunmaz. Eğer kameri ise lamı okunur. Şöyle. Bakın şemsi harfler hangileri? T, S, Dal, Zal, R, Z, Sin, Şin, Sad, Dat, T, V, Lam, Nun. Bunlar ezberlemekle de yapılabilir ama çok kelime okuyarak daha güzel öğrenirsiniz. Bunun hususiyeti nedir? Özelliği nedir? Elif, Lam yani harfi tariften sonra gelen kelime bu 14 harften biriyle başlarsa Elif Lam'ın Lam harfi okunmaz. Zaten Elif zaten okunmuyor. Elif harfin tabi Elif okunur. Elif eğer birleştiriyorsa bir önceki kelimeyle o zaman okunmaz.
okunur elif, lam okunmaz. Lam harfi okunmaz. Kelimenin ilk harfi şeddeli okunur. Sanki o lamın yerine o kelimeye ilk harfi şeddeli yapılır. Mesela türki, terkib. Bakın terkibun, T harfiyle başlamış. Bunu el terkibu diyemezsiniz. Et terkibu, T'yi iki yapacaksınız. Lam okunmaz. Çünkü niye? Şemsi bir harf var. Yine T şemsi bir harftir. Ethevmu ve ders. Ed dersu, lam yerine dala şedde bırakıyorsunuz. Lam okunmadığı için dala şedde bırakıyoruz. Lamın okunmamasının sebebi dalın varlığıdır. Çünkü dal şemsi bir harftir. Yani bu Arapça dile zor geldiği için esas budur. Araplar bunu şemsi ve kameri harf diye ayırmışlar ki insanlar daha rahat bunu tefrik edebilsin. Zaten dile zor geldiğinden de siz çözebilirsiniz. Yani siz bunun acaba lam okunur mu okunmaz mı diye eğer harekeler yoksa merak ederseniz şöyle bir yapın. El dersu dile zor gelecektir. Ed dersu daha kolay geldiği için bunun hemen şemsi harf olduğunu hatırlarsınız. Yani fıtraten bunu bulmak mümkün. Yine zenbun ez zenbu, riclun er riclu, zekatun ez zekatu. Bu harfler hep şemsi harfler olduğu için. Yine bununla ilgili bir çalışmadır. Sin harfi, şin harfi, saat hepsi şemsi harfleridir. Bunlar lamın okunmasına engeldir. Zuhrun, ez zuhru. Madem lam okunmuyor, o zaman baştaki zuhr kelimesinin zası çift yapılır. Yine bununla ilgili bir çalışma. Et-taciru, bakın. Et-taciru, okunuşu bu şekildedir. Yani lam okunmuyor. Kelimelerin manaları yine burada veriliyor. Yani kelime hazinenizi geliştirmek isterseniz bunları da mesela es-sema'u, es-sema'u diye okunur ama lam yazılır tabi. Yani siz böyle yazsanız yanlıştır. Bu okunuş kısmıdır. Yazılışı böyledir. Okurken böyle okuyacaksınız. Kameri harfler bu sefer. Kameri harflerde yani bu sefer lamın okunması gereken harflerdir. Kameri harflerde biriyle başlayan kelimeden önce elif lam gelirse o kelimenin başındaki kameri harfi yazılır ve de okunur. Hiçbir değişiklik olmaz. Mesela E başında varsa emrün, el emru. Bakın lam okundu. Harfi tarif el ikisi de. Beşir el beşir, cebel el cebel şeklinde burada yine sadece okunuşlar vardır. Gaye burada kameri harfleri sezdirmek, kameri harfinin öğrenmesini sağlamak. Kefaretun el kefaretu şeklinde yazılır. Harf tarif burada okunur lamı. Bir sonraki dersimizde inşallah ulama hemzesi denilen hemze-i vasıl konusunu işleyeceğiz.